Şahin, Doğan, Serçe, Kartal. Ama Sayın Erdoğan'a sorarsan ülkede 24 milyon araba var diyor. İnanmış buna. Sayın Erdoğan'a ne söylerlerse onu inanıyor, onu söylüyor. Bakın geçenlerde bir milletvekilleriyle yaptığı toplantıda hastanelerde randevu süresinin çok uzun olduğu söylendiğinde milletvekillerini azarlıyor. Ama o an gözü Recep Akdağ'a takılıyor. Diyor ki söyle bakayım diyor Recep, bunların dediği doğru mu diyor. Recep Akdağ diyor ki maalesef doğru efendim diyor. Buradan neyi anlıyoruz? Sayın Erdoğan'a ne söylenirse, ki öyle yüreği yeten adam nerede Sayın Erdoğan'a doğru söyleyecek? Öyle mangal yürekli adam nerede? Cesur yürekli adam nerede? Ben Sayın Erdoğan'a bazen kanallarda haber gönderiyorum. Ayda iki defa beni çağır ya da bir ayda bir kere çağır da oturalım da sana memleketi anlatayım, sokağı anlatayım diyorum ama ulaşamıyor. Dinlemediği için A Haber'den başka kanalı beni de seyredemiyor muhtemelen. Haberdar olamıyor. Sayın Erdoğan'a ben manda yoğurt önerisini bize tavsiye ederken sadece vicdanına seslenerek bir şeyi sormak istiyorum. Sayın Erdoğan, bu garibin parmağındaki yüzükten başka serveti yok dediğin günlerde manda yoğurdu, kestane balı yiyor muydun? Hurmayı içine atıyor muydun? Yulafı ekiyor muydun? Sayın Erdoğan'a sadece bunu soruyorum. Yani 4.020 lira olması önemli değil. 3.000 lira olması da önemli değil. Sayın Erdoğan şunu söylesin sadece. Parmağındaki bir yüzük olan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi bu bize söylediği, tavsiye ettiklerini yiyor muydu? Her akşam bununla mı besleniyor ve bunu yiyerek rahat uyku mu uyuyordu? Dolayısıyla önce Erdoğan buna cevap versin. Bir de Sayın Erdoğan konuştuğu yer neresi? Eskişehir değil mi? Eskişehir'de konuşan Sayın Erdoğan Tokat'ta havalanı açtım diye var olan havalanını açarak gurur duyuyor, muhalefete çatıyor, hakaret ediyor. Ama Eskişehir'de var olan havalanını kapattı biliyor musunuz ki bildiğinize eminim. Eskişehir'de var olan havalanını kapattı. Var olan havalanını kapattı. 29 Mart itibariyle artık Belçika'dan ve Almanya'dan uçuşlar iptal edildi. Zafer Havalanı zarar ediyor diye, Zafer Havalanı para kazansın diye Eskişehir gibi Türkiye'nin 7. 8. büyük vilayeti, hakikaten büyük şehir olma özelliğini taşıyan bir vilayetin havalanını kapattı Sayın Erdoğan. Ve o Eskişehirli diye etrafında oturanların bir tanesi demedi ki Sayın Cumhurbaşkanım ben Eskişehir milletvekiliyim ya da ben Eskişehir'de belediye başkanıyım. O belediye başkanı manda yoğurdunu tencereyle götüreceğine zerre kadar adamlığı varsa niye sormadı havalanımızı niye kapatıyorsun diye? Cemal Bey, niye sormadı Cemal Bey, Eskişehir'i havalansız bırakıyorsun diye? Cemal Bey, biz RTÜK kuralları gereği bu tür söylemlerden ceza yiyebiliyoruz. Hatırlatmak isterim. Biraz daha dikkatli konuşursanız çok sevinirim. Buyurun devam edin. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim diğer konuya. Et konusuna. Sayın Cumhurbaşkanı etle ilgili her şey tamam diyor. Her şey güzel diyor. Tarım Bakanı'yla da bırak karkası sen diyor, azarlıyor. Her zaman yaptığı iş bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında konuşabilecek bir babayiğit yok. Analar öyle bir AK Partili doğurmadı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı azarlar, tamam. Pekala Sayın Cumhurbaşkanı, orada Salim Bey hatırlattı. 3 gün önce kuyruk fazla oluyor diye %48 zam yaptı senin et süt kurumu genel müdürün. Ne yaptınız? Ne söylediniz? Muhtemelen şöyle mi olacak Ramazan'a girerken? Et fiyatlarında %18 indirim yaptık. Halay ekibi tekrar devreye. Halay ekibi halay çekecek. Et fiyatları ucuzladı diye. Uganda'dan 8600 büyükbaş hayvan getirdiler. Mersin limanında günlerce bekledi. Yine bu kendi denetim kurulunun soruşturma aşamasıyla ortaya çıktı. Nasıl girdiği belli bir şekilde verilen 8600 baş hayvan Mersin Havalimanı'ndan Mersin serbest bölgeden 20 gün sonra serbest girebilir denilerek girdi. Dolayısıyla bunların yaptığı her iş hakikaten akla mantığa sığmayan, hukuka adalete sığmayan işler.
Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ekin. Hatta Binali Yıldırım'da anlaşılan birlikte oturmuşlar. Cesaretle ekin diyor. Ekin ekin. Deliler gibi ekin diyor Cemal Bey. Binali Yıldırım diyor ki deliler gibi ekin diyor. Dağı taşı ekin diyor. Gördüğünüz her yere ekin zaten, diyor. Deliler gibi ekin diyor. Sayın Karadağ ekebilmek için doğru bir, diyor aslında. Bir Sayın Engin Yurt. Deli olmak gerekiyor. Sayın Engin Yurt bir konuşmasını dinleyelim sonra yine siz devam edin. Tamam. Binali Yıldırım bakın ne dedi. Ekin. Deliler gibi ekin. Dağı taşı ekin. Merak etmeyin. Devletimiz sizin maliyetlerinizi biliyor, gereken desteği verecek. Yeter ki siz ekin. Çünkü artık gıda petrolden de altından da önemli hale geldi. Evet konuşma buydu. Deliler gibi evet. Ekin diyor. Yani deliler gibi diyor. Ekebilir mi Sayın Engin Yurt şu anda Türk çiftçisi? Aynen Binali Bey doğru diyor. Ekmek için deli olmak gerekiyor Sayın Karadağ. Yani akıllı bir çiftçi hesabını kitabını yapan bir çiftçi ekemez ki. Örneğin Ankara Polatlı'da bakın Ankara Polatlı'da yerin dönümü 10 bin lira. Gübrenin tonu 15 bin lira. Binali Yıldırım diyor ki ek ek diyor delisin sen ekersen diyor. Mazot 25 lira olmuş. Tarım krediye borç %35 faizle ödenemiyor. İlaç alınamıyor. Gübre atılamıyor. İnsanlar bahçelerini tarlalarını ekmemeye başlamış. Binali Yıldırım diyor ki deli olun da diyor ekin. Sonra dönüp diyor ki devletiniz diyor maliyetinizi karşılayacak. Keşke Binali Yıldırım'la da böyle karşı karşıya gelebilsek, yürekleri yetiyorsa istedikleri kanalda tartışabilsek, neyi devlet karşılayacak? Ben Ordu milletvekiliyim. Ordu, Giresun, Düzce, Sakarya, fındık üreticileri tam 7 yıldır doğrudan gelir desteği 170 lira. Tam 7 yıldır 171 lira olmadı. Tam 7 yıldır. Mazota %1000'e yakın zam yapıldı bu 7 yılda. Bu 7 yılda dolar 18 lirayı gördü, şu an 15 lira. Bu 7 yılda ilaç fiyatları, bu 7 yılda elektrik fiyatları. Bırakın bu 7 yılda değil, daha 6 ay önce 80 lira olan tüp gaz şu an 300 lira oldu. 300 lira. Kömürün tonu 4500 lira oldu. Bunlar diyor ki deliler gibi ekin, maliyetimiz karşılayacağız. Alıştılar maliyet işine. Bakın şimdi 4 milyon insanı doğalgaz yardımı almak için muhtarlıklara gönderiyorlar. Diyorlar ki siz doğalgaz zammından dolayı size yardım edeceğiz. İnsanlar ne yapsın? 10 kuruş 20 kuruş yardım ederler diye koşuyor. Devlet devlet olsa doğalgaza zam yapar da milletini yardıma muhtaç eder mi? Devlet devlet olsa %127 elektriğe zam yapar da elektrik yardımı. Ya düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı diyor ki biz elektriği şu kadar süspanse ettik. Zam mı yapma kardeşim? Zam yapmasan süspansiye gerek yok. Bu millet parasını öder. Dolayısıyla çiftçiyi anlamayan, tarımı anlamayan, hakikaten yönetemeyen ve en kötüsü yönetemediğini bilmeyen bir iktidar maalesef böyle gereksiz konuşmalarla insanları delirtiyor. Ben hep soruyorum Adalet ve Kalkınma Partilere, denk geldiğimde de soruyorum. Yahu diyorum Allah'ınızı seviyorsanız ne içiyorsunuz ya? Bu tatlı kafayı neyle yaptınız? Bize de söyleyin ya. Psikopat olduk, şizofren olduk arkadaş. Ne içiyorsanız bize de söyleyin, biz de rahatlayalım. Her gün sinir küpü, her gün stres, her gün yüzlerce insanın, her gün yüzlerce insan diyorum. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Vallahi samimiyetimle söylüyorum. 100 liradan 300 liraya kadar. Evine kömürden ekmeğine varıncaya kadar insanlar büyük bir yalvarış içerisinde, büyük bir mağduriyet yaşıyor, büyük bir sıkıntı içerisinde. Ekmeği bulamayan adamlara sen yoğurt tavsiye ediyorsun, manda yoğurdu. Evinde süt olmayan, çocuğuna süt yediremeyene kestane balı tavsiye ediyorsun. Allah'ınızı seviyorsanız ya ne olur bu millette bu kadar kafa bulmayın. Peki. Eğer bu millette kafa bulmaya devam edecekseniz o zaman içtiğinizden bize de söyleyin de biz de rahatlayalım. Peki. Bunlar tabii hicivdir sayın seyirciler. Binali Yıldırım diyor ki ekin deliler gibi ekin.
Cemal Bey de bir politikacı olarak çok doğru söylüyordur. Hakikaten ekmesi için insanların deli olması gerekiyor bu koşullarda. Bunu kastediyor. Bu bir siyasi hicivdir, eleştiridir. Cemal Enginyurt, çok teşekkür ediyorum katkınız için. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet. Bir şeyi de ben düzeltebilirim. Reklama gitmem lazım. Fikret abi, sizi bırakamıyoruz çünkü açıklama bekliyoruz. Bizimlesiniz bir sonraki dilimde sayın seyirciler. Metin kaleme alınmaya başladı. Muhtemelen bir sonraki dilimde de bunu konuşacağız. Bizden ayrılmayın.